Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçlarım, size özel bir anın enerjisi videosu. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman denk gelip izliyorsanız mutlaka o zaman rezone olacaksınızdır. Hemen niyetimizi edelim. Hiç vaktinizi almak istemiyorum. Niyet ettim Nahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki Başak Burçları için anın enerjisiyle ilgili en doğru bilgileri İlahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Başak Burcu, anın enerjisi. Başak Burcu. Ay. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Anın enerjisi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah'ın izniyle. Önce evelallah. Hemen başlıyorum. Şimdi şöyle sevgili Başak Burçları. Gönlümüzde, hayatımızda, işte duygularımızda bir kişi varmış. Evet, bu kişi sağlam bir karakter. Bu kişi belki uzun zamandır hayatınızda olan bir kişi. Bu kişiyle uzun zamandır belki bu kişiyi beklediniz, emek verdiniz, çaba gösterdiniz. Tutkulu bir aşk yaşadınız. Belki biraz beklemeye kaldı. Uzun zamandır bu ilişki sürümcemede gidiyor olabilir ve siz bu ilişkiyi bitirme kararı vermiş gibi görünüyorsunuz sevgili Başak Burçları. Burada bir ölüm kartımız geldi. Bu ilişkiyi bitirmek ya da bu durumu, buradaki bu belirsizlik durumunu, bu beklenti durumunu artık bitirmek istiyorum da demiş olabilirsiniz. Kendi güncel durumunuza göre alın, kabul edin. Şu anki enerjiye baktığımız zaman, şu anki enerjide diyorsunuz ki ben kendi dünyamı kurdum. Demek ki burada ayrılık söz konusu. Ben evet buradan ayrıldım, artık kendi dünyamı kuruyorum, kendi dünyamda tamamlanmaya çalışıyorum. Ben maddi manevi ayakları yere sağlam basan biriyim. Kendi gücüme inanıyorum, kendi becerime, kendi işte kariyerime, gücüme, parama, enerjime güveniyorum. Ayakları yere sağlam basan biriyim. Kimseye ihtiyacım yok. Ben tek başıma yalnız da yaşayabilirim ve mutlu da olabilirim dediğiniz bir süreç. Ama bir yandan da yine gönlünüzde burada bir kişinin varlığı var sevgili arkadaşlar. Bu kişinin Aslan Burcu olma özelliği çok fazla, aynı zamanda bir ateş elementi olabilir. Bu kişi, gönlünüzde olan bu kişi sevgili arkadaşlar, tutkulu, heyecanlı, aceleci, sabırsız, eğlenmeyi seven, aşkı seven, tutkuyu seven, flört etmeyi seven, çapkın, gününü gün eden, o partiden bu partiye giden, ne istediğini tam olarak bilen değil de istediği şeyi yapan biri aslında. Öyle söyleyeyim. Gönlünüzdeki bu kişi. Yakın bir gelecekte, olası gelecekte sanki biraz böyle geçmişi özleyecekmiş gibi geldi bana. Ya da geçmişi tekrar yaşama gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya ben bunu daha önce de yaşamıştım, şu an tekrar yaşıyorum enerjisi, hissiyatına da kapılabilirsiniz. Eğer bir çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili bir durum söz konusu olabilir yakın bir gelecekte. Onlarla ilgili bir durum var gibi geldi. Aynı zamanda burada Kılıç üçlüsüyle yakın bir gelecekte sanki kalbinizin kırılabileceğini, sizi üzebileceklerini, belki birilerinin lafları, sözleri, arkanızdan konuşmaları sizi kırabilir, üzebilir, dedikodular duyabilirsiniz. Eğer hayatınızda biri varsa bu kişinin sizi kandırdığını, aldattığını, dolandırdığını, yalan söylediğini görebilirsiniz. Belki de bu ayrıldığınız kişinin daha önce bilmediğiniz bazı durumlarını yakın bir zamanda öğrenebilirsiniz. Böyle bir durumda olabilir. Ama siz gönlünüzde biri var ve bu kişiye gitmek için harekete geçmek istiyorsunuz. Duygularınızı zapt edemiyorsunuz. Duygularınız bir an önce gitmek istiyor. Duygularda arzu var, istek var, heyecan var, aşk var.
Yani duygularınızda zafer ilan etmek var. Ya da bu kişi sizin geçmişten getirdiğiniz biri de olabilir. Bir durumu bitirmişsiniz ama bu durum sizin geçmişinizden kalan bir kişiye tekrar gitme gibi bir durumda olabilir. Belki bu kişi sizi daha önce aldattı, kandırdı, yalan söyledi ama siz hala bu kişiyi seviyor olma ihtimaliniz de olabilir. Buraya bir kart seçeceğim. Belki bu kişiyle bir çocuklarınız var mı bilmiyorum ama olabilir. Bu çocuklarla ilgili bir durum söz konusu olabilir. Evet. Sevgili arkadaşlar, bu kişi zaten size daha önce, bu gelecek kartı ama buradaki geçmiş kartı olduğu için şöyle söylüyorum. Sizin geçmişinizden gelen biri, daha önce sizi kandırmış, aldatmış, yalan söylemiş, kalbinizi kırmış, artık kendi ilişki gündeminize göre alın, kabul edin. Bu kişi size bir teklifle gelme olasılığı çok yüksek ve bu kişiye siz de koşa koşa gidiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sizin enerjiniz böyle çıktı. Pekala, melek mesaj kartımız bize ne söyleyecek? Kendi geldi. İki tane geldi. İkisini de aldım, kabul ettim. Dileklerin gerçekleşiyor, endişeler yok oluyor, hayat sevgisi. Evet, dilekleriniz gerçekleşiyor. Kendi dünyanızı kurmuşsunuz. Dileğiniz zaten burada bir kişiye gitmek ve bu dileklerinizin gerçekleşeceğini söylüyor kartımız burada. Sevgili arkadaşlar, diğer kartımız da diyor ki, büyük hızla gerçekleşen olaylar, seçeneklerini dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayır, yaratıcı çözümler. Evet, şimdiye kadar beklediğim bazı durumlar söz konusuydu. Uzatmaları oynadın, çok bekledin, zamanını kolladın ama artık bu olaylar hızlı bir şekilde gelişiyor. Senin bu beklediğin durum aniden bitebilir, bu defter kapanabilir ve senin önünde farklı seçenekler söz konusu. Bu seçenekleri, kalbindeki bu seçenekleri yeniden değerlendirebilirsin. Çünkü bu kişi sana geliyor dedi. Melek mesaj kartımızda bize sevgili Başak Burçları. Evet arkadaşlar, sizin için de anın enerjisi böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.